İran Cumhurbaşkanı reisinin şüpheli helikopter kazasında ölmesi sabotaj dahil birçok ihtimali barındırıyor. O ihtimallerden birini de CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen açıkladı. Peki reisiye öldüren kazanın nedeni sis perdesi mi? Buyurun izleyelim. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 19 Mayıs günü helikopter kazasında hayatını kaybetti. Ancak tüm dünyayı şoke eden olayın bir kaza mı yoksa sabotaj mı olduğu henüz net değil. Helikopter kazasına ilişkin pek çok ihtimal üzerinde durulurken CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanının e, helikopterinin düşmesi, e, kırıma uğramasındaki en önemli faktör, reisinin e, ölmesindeki en önemli faktör meteorolojik şartlar. Kaza nasıl gerçekleşti? İki helikoptere deniliyor ki siz bulutun üzerine çıkın. Hangi bulutlu? Stratus bulutu. Vadilerde e, bu sisi meydana getiren, daha doğrusu sis olan hadise Stratus bulutudur esasında. O iki helikopter daha önceden bulutun üzerine çıkıyor ve yoluna devam ediyor. Fakat bu helikopter yani düşen helikopter çıkmıyor. Biraz daha orada devam ediyor. Öndeki e, e, helikopterler o dağı tırmanıyorlar, geçiyorlar. Ama düşen helikopter Tırmanırken en zirveye geldiği zaman e, arka tarafa dağın arka tarafa geçtiği zaman düşüyor. İran Cumhurbaşkanı reisinin can verdiği helikopter kazasının nedeni sis perdesi mi? Vadideyken, sisin içerisindeyken hem önünü göremiyor hem e, kalkmaya çalışıyor. O gücü e, hepsini kullanamıyor. Dolayısıyla yukarı kadar çıkıyor. Ama çıkarken... Yamaçlardan bir rüzgar var. İşte dediğimiz katabatik yamaç rüzgarı bu bu helikopterin hızlıca çıkmasını veya gerektiği zamanda çıkmasını engelliyor. Dağın zirvesine geliyor. Zirvesine gelip oradan öbür tarafa geçecek. Öbür tarafa geçtiği zaman bu sefer de öbür taraftan aşağı doğru bir rüzgar var. Bu rüzgara kapılıyor. Bu rüzgara kapılınca... Ee, uçağın e, şeyi e, ön tarafı yere çakılıyor. Meteorolojik şartlar göz ardı mı edildi? Kalktığı yerdeki meteorolojik şartları çok iyi öğrenmesi lazımdı. Yol üzerindeki meteorolojik şartları çok iyi öğrenmesi. Eğer öğrenseydi buradaki yamaç rüzgarlarını görecekti ve oradaki sisi görecekti.